babanla itilafa düşüyor musun? Bu arada demin söyledim, babası Oral Çalışlar gazeteci, annesi evet. İpek Çalışlar. İpek abla diyorum ben ona. Çok tartışıyor musunuz be bir araya gelince? Yoksa bir tartışmamak için bir araya gelmiyor musunuz? Ortak fikirlerimiz çok az. Yani ortak paydamız ciddi oranda. Bir de ikisi bana karşı birleşiyor. Böyle de bir gerçek var yani. Anne ve baba çocuğa sana karşı birleşiyor. Karşı birleşiyor ve bu çok tehlikeli bir stratejidir. Baş edebiliyor musun peki onlarla? Kesinlikle hayır. Yani anne ve babanın çocuğa karşı birleşmesi bir çocuğa verilebilecek belki de en büyük zarardır yani. Okey, şimdi Gökhan Bey'e soralım. O bir baba. Ne düşünüyorsunuz? Hangi konuda ben dalmışım orada gelen mesajlara? Evet. Diyor ki Reşat, anne ve babam bazen bana karşı birleşiyorlar. Bu işte bir çocuğa verilebilecek en büyük ceza hani. Yani büyüyünce evet, ama küçükken ben birleşmesinden yanayım. Yani aynı fikirde hareket etmek lazım. Öteki türlü bir çeşit anarşi doğacak. Evet, değil ama büyüyünce hayır dediğine katılıyorum. Büyüyünce. Ne kadar büyüyünce peki Derya Hanım? İşte biraz yani o ergenliği atlatıp artık üniversitede falan anne de baba da istediği gibi fikrini... Ya ben de aynı fikirde olmasam da şey yapıyorum. Söyleyebilirim. Yani karşınızda anne baba lobisi buluyorsunuz. Sanki petrol lobisi gibi, silah lobisi gibi. Ama o hep burada bir isyan görüyorum anneye ve babaya karşı. Siz o lobilik durumu geçmişsiniz bence. Bir yandan da öyle. Ama artık eski şeyler yok değil mi anne ve baba arasında? O kadar korkunç bir şey yok yani. Zaten elimde internet var. Yani lobiler çok üstüme geldiği zaman internet üzerinden sanal darbe yapıyorum. Cemal Bey Rize'ye kaçıyor kendi insanlarını bırakıp. Sen de anne baba şeyini baskısından kurtulmak için internete mi kaçıyorsun? Kesin, hayat zaten bir kaçıştır. Sadece kaçışın çerçevesi değişir.